Herkese selam arkadaşlar, ben Ceri Batuhan. Bugün sizlerle birlikte Reader markasının telefon incelemesini yapacağız arkadaşlar. Video geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İlk olarak kutuyu tabii ki de sizden önce biraz açtım, inceledim, baktım kötüsüyle, iyisiyle, eksisiyle, hani artısıyla, eksisiyle. Telefon hakkında bir fikir sahibi olmak istedim. Şimdi arkadaşlar telefonun ilk olarak dış görünüşüne, yani dış kutusuna bakalım. Şimdi buradan baktığımızda telefon S8'i andırıyor. Samsung S8'i andırıyor ve gerçekten güzel bir tasarım olduğunu düşündürtüyor insana. Bakın şöyle dikkatli göstereyim. Şöyle kavisli bir ekran varmış gibi gözüküyor ama hani kavisten eser yok. Sadece görüntüsü öyle. İlk kutuya baktığımızda kutu gerçekten çok hoş olmuş. Yanlara geldiğimizde burada Reader P13 Blue yazısını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Reader'ın arkadaşlar P13 Blue modeli. Şöyle burada IMEI kodları yazıyor. Orayı göstermeyeceğim. Şurada yine bir Reader logosu ve şöyle bir kitap logosu var. Kitap logosu mu var bilmiyorum ama şöyle bir logoları var. Reader markası arkadaşlar Türk yapımı marka. Şu an A101'de satılıyor ve hani başlıkta da gördüğünüz üzere 2021, belki 2020 yılındayız ama 2021 yılında bile alınabilecek en ucuz telefon bu. Bakıyorum yeni telefon alacağımız için hani baktım her yere. Abi hani yok, ucuz telefon yok. Eskiden 800'e falan da telefon bulunuyordu. Şu an en ucuz telefon bu telefon, 1500 lira. Şimdi zaten açtıktan sonra artısıyla eksisiyle bayağı bir konuşacağız ama hani en ucuz telefon bu olması tabii ki de üzüyor yani. Bunun için demiyorum. 1500 liraya en ucuz telefon olması üzüyor. Neyse, o fiyatlara bir şey diyemeyeceğim. Yana geldiğimizde şurada Reader yazısı var. Burada tekrar bir Reader yazısı var. Dikkat, telefonunuzu, e-mail numarasını, cihazda özeldir falan filan diyor. Tabii ki de onu göstermeyeceğim. Şurada Reader'ın orijinal olduğu amblemini gösteren bir parlayan şeyi var. Burada e-mail olduğu için şurayı bir kapatıyorum. Android 9 işletim sistemiyle birlikte geliyor arkadaşlar. Android 9 şu an günümüzde kullanılan işletim sistemi. MT6761 2 GHz gücünde bir işlemcisi var. MT6761 üst segment bir işlemci değil ama hani bu telefona göre, en ucuz bir telefona göre idare edebilir bir işlemci. 3 GB RAM'i var. Şurada görüyorsunuz. 16 GB de dahili hafızası var. Burada hafızaya bayağı konuşacağım yani. Cidden hafızası çok düşük. 2020 yılında alınabilecek bir telefon mu gibisinden bayağı bir konuşacağız. 16 GB hafızası düşük ama 3 GB RAM'i. Hadi şu an 8 GB RAM'ler falan çıktı. Hatta 16 GB çıkan telefonlar var ama en ucuz telefon bu olduğunu düşünürsek 3 GB RAM göz ardı edilebilir. Güzel bir şey. Kameraya geldiğimizde ise 5 megapiksel ve 8 megapiksel olarak çift arka kamerası var arkadaşlar. Yani ucuz bir telefon olduğu için çift arka kamera ve hani bokeh efekti dediğimiz o odak efektini vermek hani bu telefonda var. Tabii güzel bir şey olması ama megapiksel olarak bayağı, yani şu günümüzdeki telefonlara bakarsak, yüz tanıma teknolojisi var. Yani bu fiyata göre gerçekten güzel. Parmak izi sensörü var. 4080 mAh batarya var. Burada da bence öne geçiyor. 4080 mAh az bir batarya değil şu an günümüzde. Gayet iyi. 1280x600 boyutunda da damla çentikli bir ekranımız var. Ekranımız LCD bir panel arkadaşlar. Tabii ki de sponsorlu bir video olmadığı için bunu para vererek aldım. Artısıyla eksisi de söyleyeceğim. Hani sponsorlu kanalları biliyorsunuz övüyorlar telefonları. Ben para vererek aldığım için her yönünden bahsetmek istiyorum. Neyse, kutuyu bir açalım. Bilgilerini zaten verdik ama videonun devamında da zaten vereceğim. Kutuyu şöyle açtığımızda arkadaşlar telefon direkt karşımıza çıkıyor. Telefona bakmadan önce kanala abone olup bana destek çıkarsanız çok sevinirim bu arada. Şöyle, burada zaten bir çentiği var bakın. Kaldırmamız için bir çentik vermişler. Şuradan kaldırdığımızda şöyle telefonu elimize alıyoruz. Telefon kenarda dursun. Burada uyarı, bilgilendirme olsun, garanti belgesi olsun ve Reader kitapçığı çıkıyor içinden. Reader kitapçığı da şöyle bakayım. Türkçe bir kitapçık. Güzel olmuş. Türkçe zaten Türk malı olduğu için o yönden de bir şey yok. Burada tabii ki de biraz konuşacağız. Kulaklık yok. Bilmiyorum, zaten düşük bir telefon ama yani içinden bir kulaklık çıksaymış iyi olurmuş bence. Şarj aletimiz arkadaşlar Type-C değil. Bu da eksi bir özellik bence. Micro USB. Ve kablonun kalitesi hani, ya şimdi bilmiyorum markayı kötülemek gibi olmasın ama hani 5-10 liralık bir malzemesi gibi var. Amacını yapıyor. Hızlı şarj özelliği yok arkadaşlar. Zaten micro USB olduğu için de hızlı şarj beklemiyorum. Ünitemiz çıkıyor. Reader markalı, bakın. Kendi yapmışlar. Şarj ünitemiz gerçekten küçük. Bakın baş parmağım kadar. Şöyle. Bayağı bir küçük yani. O yüzden voltajı da küçük. Şuradan baktığımızda 15 amper verdiğini görüyoruz. 0.15 amper. Yani hızlı şarj desteği yok. Şöyle kablonun boyutuna da bir bakalım. Şöyle açamadım ama. Kablonun boyutu da bu kadar arkadaşlar. Küçük bir kablo yapmışlar. Minimalik bir tasarım olmuş. Zaten şarj ünitesi de bayağı bir küçük. Hızlı şarj desteği yok. Micro USB'den bağlanıyor. Diyeceklerim bu kadar. 0.15 amper gücünde verdiğini görüyorum burada. Başka da bir bilgi yok. Şöyle bakarsanız siz isterseniz durdurup. Yani micro USB bence hani Type-C yapabilirlermiş. Çünkü 1500 lira az bir fiyat değil ama en düşük telefon da bu olduğu için. Bilmiyorum hangi yılda çıktı bu telefon ama galiba 2019 yılında çıktı. Yanlışım varsa düzeltin. 2019 yılında çıkan bir telefon bence Type-C
eksiği olabilirmiş. Neyse. Kulaklık olmadığı için arkadaşlar bu telefonu aldıktan sonra bir de BİM'e gireyim dedim ve şu kulaklığı aldım. Bir de böyle bir kulaklık aldım arkadaşlar. Çikolata parçacıklı. Yani kulaklık yok ama 10 liraya böyle bir kulaklık alıp da seti tamamlayabilirsiniz. Çok da bir dert değil. Zaten bu telefonun içinden çıkan kulaklıklar öyle 100-200 liralık kaliteli kulaklıklar gibi kaliteli olmuyor. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Neyse, şarj aletinin çıkması da güzel bir şey. Bazıları hiç çıkarmıyor. Ben şu kutuları kaldırıyorum. Kutunun altında başka bir şey yok zaten ama kutulama güzel olmuş. Ona bir lafım yok. Evet, kutudan çıkanları şöyle kenara koydum. Telefonumuz da burada. Kulaklığa gelelim hızlıca arkadaşlar. Bu tabii incelemenin içinde değil. Bunu ekstradan aldım. Dediğim gibi arkadaşlar 10 liralık bir fiyatı var. Şurada da etiketini açmadım ama alttan da açılıyor zaten. Ben şöyle bir açayım. Yani çok bir şey beklemeyin ama çikolata tasarımı benim hoşuma gitti açıkçası. Farklı bir yaklaşım yapmışlar. Şunu kenara koyalım. Böyle sarı renkte bir iPhone kulaklığı görünümü vermişler. Earphone markasının 3.5 milimetrelik bir kulaklığı. Yani güzel, durabilir, alınabilir. Yani 10 liralık bir kulaklık ama bence hoş yani. Ses alçaltı bazaltma var. Burada mikrofonu falan var. Buna pek girmeyeceğim arkadaşlar ama yanında böyle bir set yaptım 10 lira daha verip. Neyse, biz telefonumuza gelelim. Telefonumuz böyle bir kapta geliyor. Telefonu çıkardığımızda kenara koyuyorum. Evet arkadaşlar, Reader P13 Blue markasının jelatini de var tabii ki de. Şöyle bir jelatin testini yapalım. Evet, jelatin testinden de bence başarıyla geçti. Burada jelatinde bazı özellikler var. Videonun başına zaten söylemiştim. Şimdi ekran LCD panel ve güzel bir, hoş bir detay fark ettim ki koruma ekranıyla birlikte geliyor. Burada belli oluyor mu bilmiyorum ama şurada bir koruma ekranı var. Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu arkadaşlar bu arada, bildiğime göre. 600x1280 piksellik bir görüntü boyutu var. Şöyle bir de tasarım var. Mavi ve hani koyu maviye geçen tasarım gerçekten hoş olmuş. Hani düşük bir fiyat telefona göre bence güzel. Şimdi videonun ortasında açanlar için bu kulaklık içinde çıkmıyor. Ben bunu ekstradan aldım, onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar, hani sizce kutunun üstündeki tasarım benziyor mu? Bence benzemiyor açıkçası ama yapacak bir şey yok. Kutuya böyle bir tasarım koymuşlar. Neyse arkadaşlar, ürünümüz kavisli değil ve kalınlığı gerçekten birazcık kalın bir telefon. Şöyle birazcık telefonun yanlarına gelelim arkadaşlar. Kalınlığı zaten bayağı bir kalın. Şöyle bakın. Hafif bir şey, bir telefon değil. Mi Note 10 Lite'ı yanına getiriyorum. Biraz daha kalın olduğunu görebilirsiniz. 6.9 inç bir ekran boyutu var. 6.9 inç gerçekten hani yeterli bir ekran boyutu ama tabii ki de şu yanında, birazdan açacağım telefonu. Yanlardaki oluşan siyah çizgiler gerçekten kalın. Tabii ki de ben bu telefonu ne için aldım? Videonun ortasında da söyleyeceğim ama tasarımla biz bir devam edelim. Burada iki tane kamerayı görüyoruz. Bakın, bence iki kameralı bu fiyata iyi bir şey. Altında da bir tane flash görüyoruz. Sade bir tasarımı var ama renkli de bir kapağı var. Neden kapağı var diyorum? Bu kapak açılabiliyor arkadaşlar. Bakın. Yani bilmiyorum, 2019 yılında çıktı galiba bu telefon. Hani açılır kapaklı telefonlara alışamamıştık. Eskiden çok vardı, sonradan kalktı. Burada sim kart takma yeri, ekstradan SD kart takma yeri var. SD kart takmak çok güzel bir opsiyon olmuş hani bence. 128 GB'a kadar da SD kart takabiliyorsunuz. Burada çift sim hattında görebiliyorsunuz. Hani çift sim takabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 4080 mAh boyutunda. 4080 mAh gücünde. Burada büyük bir boyutta bataryamız var. IMEI gözüktüğü için ben burayı blurlarım şimdi. Şimdi fark ettim. Made in Turkey by Reader diyor. Reader markası Türk malı yani. Şurada bir parmak izi görüyoruz. Ben şurayı bir kapatayım ki montajladığımda zor olmasın. Şöyle kapanır ve açılır bir kasası var. Yani bu tasarımı unutmuştuk. Tekrardan Reader'da görmek değişik oldu tabii ki de. Ama kapak çok hoş. Yalan söylemeyelim arkadaşlar. Kapak çok hoş. Şurada bir Reader yazısı var. Bu yazı biraz daha küçük olabilirmiş. Bu logo biraz daha küçük olabilirmiş ama rengi hoş. Parmak izinin alasını tutuyor arkadaşlar. Şöyle bir gezeyim. Parmak izi baya. Yani 4.5G'yi desteklediğini buradan görebiliyoruz. P13 Blue modeli arkadaşlar. Hoparlörünü görüyoruz burada. Hoparlörü stereo bir hoparlör değil. Yani yanlarda değil. Arkada. Yani arkada olması iyi olmuş açıkçası. Çünkü bazen oyun oynarken şurada olan hoparlörler kapatıyor ve hani sesi bayağı kısıyor. Arkada olması bence benim düşüncemce güzel. Sesi çok yüksek değil ama idare eder. Ben zaten bu telefonu alma amacımı videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Hani neden bunu aldım. Şöyle bir telefon yanına basılı tutalım. Zaten 3 tane tuşu var. Sesi yükseltme, sesi alçaltma ve başlatıp açma arkadaşlar. Şurayı ben bastırayım. Reader yazısı geldi. Powerbank Android diyor. Görüyorsunuz. Açılma hızında aynı anda şahit olalım. Sesli bir ekranı yok. Şu an bir kitapçık geldi ve bekliyoruz. Yani dediğim gibi işlemcisi çok. MediaTek MT6761 Helio A22 bir işlemci var arkadaşlar. Ekranı böyle. Çentiği böyle. Damla çentik yapmışlar. Güzel olmuş. Damla çentik ucuz fiyatlı bir telefonda olması hoş bir şey. Buradaki kalınlık bayağı fazla bence. Hani yani gövde çerçeve oranı, ekran gövde oranı bence gerçekten kalın. O bence eksi bir yön olabilir. Bu telefonun arkadaşlar ekran gövde oranı %70
%78. Ya böyle baktığımızda %80'i %85'i zorlayacak bir biçimde ama açtığımızda yanlardaki kalınlık gerçekten o oranı düşürüyor. Ama tabii ki de hani çok da küçük mü açıkçası. Şöyle Mi Note 10 Lite'ı yanında gösterirsem. Gerçekten küçük kalıyor. %78 bir ekran gövde oranı var. Bilmiyorum, ben pek şey yapamadım. Buraları daha ince olsaymış daha güzel olabilirmiş. Yüz tanıma sensörü ve hoparlörün bulunduğu bir yer var. Şurada belki görüyorsunuzdur ufacık bir şekilde. Ön kameramızın megapikseli de 5 megapiksel ve 480 piksel video çekebiliyor. Ya burada da ön kamerada evet biraz düşük bir iş yapmışlar. Ama hani bu telefonu benim alma amacımı şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Babaanneme aldım. Yani bir babaanne telefonu olabilir. Ya da ne bileyim durumu az olanlar veya almak isteyenler dokunmatik bir telefonu bunu tercih edebilir. Ben babaannem için aldım. Babaanneme bu özellikler yeter de artar. Zaten yeni yeni keşfetmeye başladı dokunmatiği. O yüzden çok bir dert olamayacak. 480 pikselmiş, 1080 pikselmiş falan çok sıkıntı olmaz. Yani babaanneler için iyi bir telefon açıkçası. Yeterli bir telefon. Ekran arkadaşlar, ekran yenileme hızı 60 Hz. 60 Hz günümüzde olan bir Hz boyutu. Hani 60 Hz kabul edilebilir. Yani ekranda yüz tanıma ve parmak izi olması babaanneler için tekrardan hoş bir şey. Şimdi şifreye girmek zor. Onu direkt yüzünü gösteriyor. Parmağını basıyor. Giriyor. Ama parmak hızı çok bir hızlı değil. Hani basıl tutuyorsunuz 1 saniye falan 2 saniye sonra geliyor. Tanıma hızı biraz daha hızlı. Yani diyelim karanlıkta pek iyi iş yapamasa da gündüz ışığında gerçekten yüz tanıması iyi çalışıyor. Yani ekran gövde oranı küçük bir telefon. Kalın bir telefon. Kalın olması da bataryasının yüzünden bence. 4080 mAh'lik bir bataryası var. Şöyle bir micro USB girişimiz var. Altında başka hiçbir şey yok. Üstünde de 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Alttakini üste takmışlar. Değişik olmuş. Şurada 5 megapiksel ve 8 megapiksel iki tane arka kameramız var gördüğünüz üzere. Yani dediğim gibi arkadaşlar 1500 liralık bir telefon. Hani şu an baktığımızda en ucuz telefon bu. Bundan ucuz bir telefon ben bulamadım. Açıkçası bulan varsa yoruma link atabilir. Ben bulamadım. O yüzden en ucuz telefon ve babaannem istediği için babaanneme göre bir telefon bunu buldum. Yeterli bir telefon bence dediğim gibi babaanneler için. Hani oyun testini yapmayacağım. Nedenini sorarsanız da telefon çok süper hızlı bir telefon değil. Bununla hani PUBG oynarsanız eyvallah ama biraz yavaş oynayabilirsiniz. Arada kasabilir, hani FPS düşebilir, drop girebilir. Hani kasmalar olur. O telefonda direkt söyleyeyim yani oyun testini yapmadan önce. Ama PUBG gibi yüksek modellerde olur. Subway Surf oynarsınız. Hani balon patlatmacı oynarsınız. O tür şeylerde güzel olabilir. Kameraya gelelim arkadaşlar. Kameraya geldiğimizde video kısmı, resim kısmı, güzellik kısmı, burada göz büyütme, Logitech'in bir tane mouse'u var, yana koyarım. Onun gibi çenelerinizi inceltip kalınlaşma ve hani yüz yumuşatma gibi efektleri var. Bokeh efekti var. Şöyle göstereyim. Hani kalitesini zaten birazdan fotoğrafları yan yana koyarım. Bakın böyle netleme özelliği var. Neti ışığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Zaten birçok kamerada aynı özellik var. Bokeh efekti var. Mono modu var. Mono mod siyah beyaz arkadaşlar. Videoda belli oluyor mu şu an bilmiyorum ama. Bir de pro modu var. Pro modunda ISO'yu ayarlayabiliyorsunuz. O kadar. Bir de VB denilen ışıklı filtreleri falan ayarlayabiliyorsunuz pro modda. Gün ışığıdır, ampuldür falan, floresan falan yani. Yani kamera modları bu kadar. Kamerası dediğim gibi 5 megapiksel ve 8 megapiksel olarak iki tane kamera var. O yüzden çok bir şey beklenmemesi lazım bence. Hani bununla bir şey karşılaştıramam. Ben şöyle bir tane fotoğraf çekeyim. Şöyle bir tane fotoğraf çektim arkadaşlar. Ya böyle bir fotoğraf kalitesi var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Yani hani idare eder. Dediğim gibi babaanneme göre gayet yeterli bir fotoğraf kalitesi. Bunu şimdi gömmeyeceğim pek. Yani piksel olarak tabii ki de 1280 bir ekran olduğu için çok da hani şey yapmayayım ama kötü de değil. Orta, idare eder gibisinden. Yani dokunmatik hızı çok hızlı değil ama çok da yavaş değil. İdare eder bir hız yine dediğim gibi. Fiyatına göre konuşuyorum arkadaşlar tabii ki de. Hani farklı bir telefonlarla karşılaştırsam bu aşağıda kalıyor. 4 çekirdekli bir işlemcisi var. MediaTek'in MT6761 işlemcisini kullandığını zaten söylemiştik. Bellek RAM olarak 3 GB RAM'i var. Yani yeterli dediğim gibi 3 GB'da. Ama 16 GB hafızası var. Ya arkadaşlar bence 16 GB aşırı düşük bir hafıza. Dediğim gibi babaannem aldığım için bunu babaannem 16 GB'yı bitiremez. İstese de bitiremez. Çok fotoğraf video çekmeyi de bilmiyor zaten. Yavaş yavaş öğrendiği için. Ama 16 GB babaannem bitiremez ama genç biri alsa bu telefonu rahatlıkla bitirir. 16 GB az olmuş ama SD kartla yükseltebilme desteği olması güzel bir şey tabii de. 16 GB yerine 32 GB tercihimdi. Yani eskiden bu telefon 1000 liraydı diyebiliyorum. 1500'e yükselmiş. Hani 1000 liradan konuşursak idare eder bir telefon. Hani en ucuz telefon bu. O yüzden şu an ona göre konuşuyorum. AnTuTu puanı arkadaşlar 63.100 puan almış. 256 GB'a kadar da microSD kart desteği var. Güzel bir şey. 256 GB desteği olması. Yani şöyle bir hızına bakalım. Bakın.
Çok da seri bir hızı yok ama dediğim gibi babaannem olsun, anneannem olsun o tür yerlerde şey olabilir. Hani onlara yeter. Flash'ın gücü bu kadar. Şöyle kameraya tutsam belli olur belki. Çok güçlü bir flash yok ama hep idare ederlerle geçiyoruz. Videoya geldiğimizde arkadaşlar arkada 1080 piksel 30 fps bir video çekilebiliyor. Şu an yanlara koyarım zaten. Ama ön kamerada 480 piksel 30 fps video çekebiliyor. Ön kamera evet. Yani ön kamera neye işe yarar? WhatsApp'tan görüntülü konuşursunuz. O işe yarayabilir ön kamera. Hani o kadar. Ön kamerayla bir YouTube'a video çekemezsiniz yani. Arka kamerada 1080 piksel 30 fps. Yine o da idare edebilir denecek şeyde. Kalınlığı 9.8 mm. Gerçekten kalın bir telefon. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ve ekran gövde oranı fazla. Şimdi artılarına ve eksilerine şöyle bir bakalım kapatarsak. Çünkü incelemenin sonuna doğru geliyorum. Çünkü her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Söylemediğim bir şey varsa veya merak ettiğiniz bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu arada kanala abone olsanız da çok sevinirim. Eksi olarak ekran gövde oranı kalın. Şöyle görüyorsunuz gerçekten. Bir telefonun kendisi çok kalın milimetre olarak. Ve 16 GB depolama hafızası var. Bunlar bence eksi yönleri. Tabii ki de kameranın megapikseli düşük, işlemcisi düşük gibisinden olabilir ama fiyatı da göz önünde bulundurmak lazım tabii. Fiyat 1500 lira. Şu an Türkiye'nin standartında en ucuz telefon bulabildiğim bu. Hani varsa bildiğiniz daha ucuz atabilirsiniz linkini. A101'den almıştım bu arada. Başka eksi bir yön tabii ki de onları saymazsak, fiyatını da göz önünde bulundurursak idare edebilirdi telefon. PUBG oynamak isteyen biriyseniz ve bunu A101'de gördüyseniz almayın. Ama anneanne, babaanne ve böyle yeni başlayan kişiler bu telefonu alabilir diyebilirim. Hani benim bir karım olmayacak ama hani soruyorsanız öyle cevaplayabilirim. Yani babaanneler, anneanneler için çok ideal bir telefon. Alsın, rahat rahat kullansın, güzel de görünüyor. O kadar yani, küçük de bir ele direkt oturuyor. Benim elim bayağı büyük. Ele direkt oturuyor arkadaşlar. Parmak izi tutuyor. İyi yanlarına gelirsek bu fiyat segmentinde yüz tanıma var. Parmak izi var. 4.5G bağlantısı var ve hani yani dediğim gibi büyük anneannelere, babaannelere iyi gider bir telefon. Ama gençler bunu pek kullanamaz. Artı yön olarak da onları söyleyebilirim. YouTube'da video izlerken yani görüyorsunuz arkadaşlar çok da hızlı bir telefon değil. YouTube'da en fazla 480 pikseli destekliyor. Ya tabii ki de bu kötü bir özellik ama YouTube'da böyle ekstradan büyütüp alçaltabilirsiniz. Bu şu an free bir video. Kalitesi de böyle gözüküyor. Evet, ekran video izleme konusunda kalitesiz olduğunu söyleyebilirim. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani eksileri ekrana eksi, 16 GB hafızası eksi ve hani biraz da hızlı işlemcisi eksi dersek, artıları da yüz tanıması var, parmak izi var ve babaannelere, anneannelere gayet uygun bir telefon, yeterli bir telefon diyebilirim. Yani telefon hakkında bütün incelemeleri yaptığımı söylüyorum. Eğer sona sarıp da izlediyseniz bunu tekrardan söyleyeyim, kutunun içinden çıkmıyor, ben ekstradan aldım. Sizce ne, alınabilir mi? Bence hani ben kendime almazdım. 18, 20, 25, 30 yaşlarında olan birine de almazdım ama artık hani yaşlı olan birilerine bence tavsiye edilebilir bir telefon. Yani videoyu beğenip kanala abone olursanız arkadaşlar daha fazla böyle videonun desteğinize ihtiyacım var. Videoyu paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.